O bir tam bağımsız radyocu, o bir stand-upçı ama en çok da hepimiz için Başkan Ayça Şen. Ne tatlısın ya. Ya ben normalde konsantrasyon bozukluğum olduğu için böyle günlerde böyle hep böyle bir ayağımı nereye koyacağım şimdi ya, acaba ne kadar filan, ama ben zevkle ve bu samimiyeti sevgiyle seyrettim. Öncelikle dijital topuklarda Elif'in ve Pelin'in ne kadar canlı başla çalıştığını da birebir şahit oldum. Hakikaten çok zor bir şey başardılar. Öncelikle onları tebrik ediyorum. Bu güzel ve idealist işleri başardıkları için. Konukları da beni çok duygulandırdı. Çok güzel konuştular. Hareketleri biraz fazla olmuştu ama yine de yanalar da verdi. Şimdi şöyle, ben annem benim müthiş bir özgürlükçü kadındı. Biraz nevrotik bir kadındı ama yani hayatta ne yapabildiysem kendi çapımda hep onun sayesinde yaptığımı düşünüyorum. O da annesinin sayesinde yapmış. Biz tam bir kadın erkil aileyiz. Gerçekten tam bir kadın egemen bir aileyiz. Bu biraz da bir erkeklerimizde kastrasyon etkisi yaratmıyor değil. Ama ben şöyle bir şey oldu. Ben de ne zaman kastra oldum, ne zaman çocuğum oldu. 18 yaşında bir oğlum var. Bu annelik mevzularını ben dinlerken de çok böyle feyiz alarak dinledim. 18 yaşında ve ağzıma sıçıyor şu anda benim. Korkunç bir ergen oldu. Yani o bebek değil, 3 ay ağlıyor falan, daha onlar yolun başlangıcı, sonun başlangıcı o. O yüzden mesela ben böyle, annem 14-15 yaşlarındaydı. Bir gün benim böyle hani daha 65-70 yaşlarında bir eniştem var, teyzemin kocası. Ondan sonra böyle kızlı çocuklarım, hemşehrim var, Ayça. Bir gün bir çocukla da flört ediyorum, onu görmüş. Ayça gel, seninle bir şey konuşuyor. Annem bir gerçek, azılı bir erkek düşmanı. Ben bunu savunmuyorum ama öyle, onun yapısı öyle, yapacak bir şey yok. Hatta ben 9 yaşında babam öldüğünde, annem bir gün sabah gün kalktı. Ay, bir rüya gördü, babam ölmemişti. Böyle ya, bir be. Sonra ben böyle bir anne ekolünden gelerek, ama tabii ne de olsa büyüklerin sahibi falan bunlar da verilmiş terbiye davranıyor ama babam küfür öğretirdi bana. Yani ehliyet verirdi bana. Babam 2 yaşındayken gel kızım sana bakanlıktan ehliyet çıkardım. Korkunç küfür ediyorum. Yani o benim babama verdiği bir şey. Yani miras kaldı babamdan o bana. Neyse, ondan sonra bir enişte çağırdı. Bak Ayşe, sen 14 yaşındasın, bir çocukla gördüm seni. Bak kızım, seni bir ağacın altında böyle bir çok çirkin bir şey söyledi. Yani annemle böyle kavga kaldık. Ben 14 yaşında nasıl temiz pak bir şekilde hoşlanıyorum. O çocukcağız da benden temiz pak şekilde hoşlanıyor. Annem duydu bunu. Ve ben hani büyük olduğu için ses çıkaramayacağım. Yani belli, kurallar belli. Annem durdu, sessizliği duydu. Ayça! Senin bana söyleyecek bir sözün yok mu? Sikerim lan! Dedim yani. Böyle o kadar sınır. Ve annem dedi ki, aferin Ayça! İçlerinde bunun olduğunu da çok iyi biliyorum. Hepimizin aslında. Ve dedi ki, Ayça, her zaman istediğini yap. Ama böyle sürekli böyle de yaşanmaz elim içinde sürekli. Düşünsene. Günaydın kızım. Hayatta istediğin her şeyi yap. Bana böyle uyarıyorum. Ayça, bugün istediğin her şeyi yaptın mı? Ve ben sike sike her istediğimi yapmak zorunda kaldım. Kitap okuman lazım. Hiç sevmiyorum kitap okumayı. İğrendik bir şey. Ben aynı şekilde müze gezmeyi de sevmem. Yeter artık. Ama tabii bunları şimdi biraz linç olabilirim. O kadar kültür karşıtı olmayayım ama. Kardeşim, kültür dediğin tarihle kol kola giden bir şey. Tarihi de kim yazmış belli değil. Hatta onu belli. O yüzden kültürü çok da fazla ben konuşmayamıyorum. O yüzden sevmiyorum belki biraz. Bunlar biraz cümletete giriyor, tamam. Yani dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Ben hayatımda hiçbir şey yapmak için, bırakın cüret etmeyi, cesaret bile etmedim. Çünkü ne istiyorsam yaptım. Çünkü çok özgürdüm. Benim bugün burada oluş sebebim, cesareti siktir edin, cüreti de, ama bunu yapmamız lazımdı, böyle şeyler konuşmak tabii ki gerekiyor. Cüret etmeyi de, cesaret etmeyi de siktir etmek lazım. Sadece yapmak lazım. Çünkü cesaretin içinde yargılanma var. Ay acaba ne düşünecekler? Dur, cesaret edin.
Böyle bir şey yok. Yaparsan yaparsın. Kim ne derse desin. Ben bunu düşünüyorum. Ve annem 14 yaşındaydım. Dedi ki, ay çeken bu resimde bir şey konuşuyor. Nasıl ya? Eyvah dedim yine. Bak kızım, hayatta en güzel şey çıplak olmaktır. Ve bak bitmedi. Çıplak çıplak sevdiğinle birbirine dokunmaktır dedi. Ay dedim, delirdi kadın. Baba da yok. Kadına ben bakacağım bir de belli yani. Ve ve dedi, çıplak hayata da çıplak sarılmak lazım dedi. Ruhunu da hayata çıplak bir şekilde açman lazım dedi. Sen dedin ya hani yas tutmak diye. Hayatın acılarına da çıplak göğüs gelmek gerekiyor dedi. Ve hayatın içine girmek lazım, yaşamak lazım dedi. Ben böyle şimdi pazar papaz gibi vaaz vermekten hoşlanmıyorum ama hakikaten ben bunu yapmaya çalışıyorum. Ve yapabiliyorum. Anneciğimi 2-3 sene önce kaybettim. Çok büyük bir acıydı. Yani anlatılmaz bir acıydı. Çünkü gerçek bir özgürlükçü. Çok büyük saygım var insan olarak. Fakat şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ay bir rahat ettim. Vallahi. Ay herkes ölünce bir rahat ediyorsunuz. Yani seni tenzih ederim. Tabii ki insan aşığını ölmek. Tabii ki çok ağır bir şey. Canım benim. Sen onun çok güzel altından kalkmışsın. Çok ibretlik bir şey ama hakikaten ölüm de büyük bir özgürlük veriyor. Ve bize şuncağız bir hayat verilmiş. Yani yaşamak lazım. Yani cesaret, cüret öyle değil. Sadece yapmak lazım. Ben şimdi size yaptıklarımdan bir tane bu aralarda milletin yakasına yapıştım ve sürekli şarkı söylüyorum. Bu aralarda böyle bir belaya ulaştım. Canım benim sevgili arkadaşım Deniz Arcak'tı. O da manyak bir cesaret timsalidir. Canım işim. Şimdi ben size önce hazır yaban olmuşken bir şarkımı söyleyeyim. Sonra cüret et diye ben sadece dijital topuklar için bir şarkı yazdım. Dedim ki ben bu şarkıyı tek başıma mümkün değil söyleyemem. En sevdiğim kadın seslerden bunu ve benim canım arkadaşım kim? Deniz'le yapalım lan. Aradım o da beni kırmadı. Yani Akın Eldes. Bunlar çok önemli müzisyenler. Düşünsenize işte cüret varsa böyle bir şey. Dedim ki lan cüret ettik bir kere bana. Onlar da geldiler sağ olsunlar kırmadılar bizi. Ben önce bir yeni bir size şarkımı hazır kıstırmışken söyleyeyim. Sonra da Deniz Arcak ve Akın Eldes'e büyük bir alkışla çağıracağız. Ve onlarla birlikte bir şarkı söyleyeceğiz. Ama önce teknik aksaklık yapmam lazım. Çünkü o benim nazarlığım. Eyvah, gitmiştir o. Gitti tabii. Biliyorum nerede benim? Belli olmuyor gerçi bu işte. Gitmiştir. Bizde olan şansı. Benim düştüğüm bir kere gitti. Ses veriyorum. Gitar alabilir miyim? Ama alay etmeyin olur mu? Gelecek. Şurada cep var zannettim. Hatta ben oturayım mı acaba? Şurada cep var. Ne oldu şey var ya? Çiçekleri de ezdik. Yenisi de var. Şarkının içinde de böyle bir şey var zaten. Sen şu mikrofon tutabilir misin sana zaten? Çok eğiliyor. Ben de böyle. Şunu da tutar mısın? Çocuklar, kusura bakmayın siz böyle şey ettirdim ama. Mesela... Böyle bir durumda. Şunu bir de jakını takabilirsek. İşte cüret edici de böyle şeyler oluyor. Eyvah. Ya ben şeyi anlatayım madem. Biraz açıkçasını söylemek gerekirse. Ben buraya ilk geldim. Aha dedim yeni dönem altın günü böyle bir şey herhalde. Tamam mı? Madem dedim içerikli altın günü devre açılmış. Güzel bir şey. Şimdi annem geçenlerde de Ankara'da şey bir balıkçı annemin son anne çok komik bir kadındı. Ay burada olsa şimdi altımızı nereye güldürürdü bizi rahmetli. En son işte Ankara'da bir arkadaşı anlattı. Ayça buraya dedi geçen hafta orada stand-up yaptım. Ayça dedi annenle buraya dedi biz şeye geldik dedi balık yemeye. Üst katta kadınlar altın gününde artık bir yerlerde yemek yiyerek yapıyorlarmış dedi. Ona aman yarabbim gülüyorlar 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 sesli sesli. Annem de durmuş demiş ki artık sağlığı iyice kötü. Anam demiş, çeyrek altına da bu kadar gülünmez ki. Bu nereden takılıyor? Bu nereden? Evet. Aa,
diye açıyoruz. Bu da eğildikçe eğiliyor. Dik dur, dik dur! Mikrofonla konsantrasyon önünde gelin. Bana durdurmuşum. Unutuldum.
görmedim. Öylece bakarım. Kolay değil. Sabah yolda yürürken kafam senle meşgulken birden seslendi Sezen, boğmuşlarım. Şimdi ses verdiler bana. Şarkı açtı. Şimdi verdi ama. Çok sağ olun. Ve Deniz Arcak ve Akın Eldes esas. Esas onlar geliyor. Güzeldi burada herkes. Çok güzel konuşuldu. Çok şekerdi herkes. Herkese bayıldım. Ama birini çok sevdim. Çok çok fazla, yani hani çocuğum olsa onu ayırırdım gibi. Ben de anne değilim. Hiç pişman değilim. Çok mutluyum. Hele Ayça'yı seyrederken Allah'ım ben iyi ki anne değilim diye. Öyle, ah. Evet ya. Annem bana dediydi ki sakın sen çocuk doğurma. Ay ne kötü bir kadın diye düşünmüştüm annemle ilgili. Meğer kadın beni tanıyormuş abi. Ya ah canım, Allah rahmet eylesin. Şu avukat bir hanım vardı hani, çocuğunu doğurup bileklerini kesmeye karar veren. O favorim. Favorim o. Hepsi süper. Birbirinden şahane. Çok şekerdi herkes. Herkes çok çok şekerdi. Ama o çok güzel, o kadar olduğu gibi ifade etti ki şahaneydi. Evet, Akıncığım da hazır olunca atılabiliriz Ayça'cığım. Şimdi ben Memo'nun babasıyla, ha annem bu arada, annem daha bitmedi. Madem orada hazırlık yapılıyor. Dedi ki bir gün annem, kızım sakın evlenme dedi. Yap bir çocuk bakarız ya, bir şekilde büyür, hepimiz büyütürüz dedi. Aradan geçti 2-3-4 sene filan. Ben bir gün hamile kaldım. Yani Memo'nun babasıyla tanıştığım gün hamile kaldım. Ne yapayım, elimde değil, Allah Allah. Benim şeyim öyle, biyolojim öyle gerektirmiş. Anneme dedim ki, 28 yaşındaydım hamile kaldığımda, dedim ki abi dedim bir daha yani zor toparlarım ben, deniz de bitti artık, menzil de yok. Gerçekten çocuk yapmak bana tabii ki çok egoistçe bir sebep. Ama yani ne bileyim, baktım işte yani hayat belli böyle gidecek işte. Bir şey lazımdı bana, yani bir cennereye girmem lazımdı. Ben dedim bunu doğurayım. Babasına dedim ki ben bunu doğuracağım dedim. Sen ne dersin? Sevdim ama babasını. Yani biz aşık olduk. Yani şimdi çocuk gerçekten... Gerçi sen tanıyorsun değil mi babasını? Biraz çapkın bir adamdır ama ben de sevdim yani Memo. Onu yapayım ondan diye. Ama ben de çok çapkındım. Hepimiz çok çapkın. Hepimiz çapkın olalım. Arkadaşlar hiç bir şey değil. Ama dediğim gibi gerçekten mesela ben oğlum da çapkın. Şöyle sevdiği insanı tam sevsin istiyorum. Tek eşli olsun, sevdiği zaman hakikaten böyle aşkı hissetmesini istiyorum ben onun. Ve annemi aradım, anne dedim ben hamile, sana bir sır vereceğim, kimseye söyleme ama dedim. Tamam ne dedi? Ben hamileyim dedim. Ha, aferin kızım. evlenecek misin? Ya şu anda öyle bir yani evlenmeme, marjinallik gibi bir iddiam yok. Ama hani muhtarlıktan bir şey almak gerekiyormuş. Ya, zor şeyler istediler, işte
üç işte bir şey alıyormuşsun oradan, fotoğraf çektiriyorsun bilmem ne. Bunlar bana zor geldi, bir ara yaparız dedik hani. Hani ben çok marjinalim, evlenmeyeceğim, yaşasın o filan, topluma hep ayar çekeceğim gibi bir şey yoktu. Sadece gidip işte kan tahlili filan, çok zor şeyler geldi. Onları bir ara yaparız dedik. Yapamadık yani. Ondan sonra baktık ki zaten de iş yürümeyecek. Ya biz o zamanlar hani evlenme, zaten boşanacağız. Annem de kızım sen bununla hiç evlenme, bu belli, bitmiş bu iş dedi. Sonra ben çocuğu doğurdum. Sonra bir mahalleye taşındık biz. Memo'yu aldım ben, çıktım 6. 7. ayda. Oğlumu aldım, bir eve çıktım. Ama babası da çok sık geldi, gördü işte filan, yardımcı oldu öyle şey. Yani ayağında salladı filan falan. Hakikaten uyumuyorlarmış. Ay. Vay. Ondan sonra neyse biz Deniz'le orada şeyde, orada değil mi karşılaştık? Tabii. Ve sonra Deniz'le bilfiil 7/24 Memo'yla birlikte ilgilendik. Memo 6 aylıktan itibaren. 3 yaşına kadar, 3,5-4 yaşına kadar. Yani Deniz'le de hakikaten böyle değil mi? Oradan bir şeyimiz evet, oldu. Evet. Çok 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 hoş bir süreçti. Yani bir gün dedim ki bak, bir gün rica ettim burada yüzleşme olsun. Değil mi? Deniz dedim, Allah aşkına bir bak şu çocuğa bir el at dedim. Ya gözünü seveyim, çok bunaldım. Bir yere gideceğim dedim. İşim var. Hatırlamıyorum. Şimdiden söyleyeyim. Bir iş için bir yere gitmem gerekiyordu. Deniz'e bıraktım. Bir geldim ki saçlar başlar dağılmış. Ay, sanki yani evi yeniden inşa etmemişim. 3 saat çocuk baktı. Zor bir iş, çok zor bir iş. Ana dedim, Allah böyle senin başına düşürmesin. İyi, Allah senin çocuğunu korumuş. Ablam bana çocuğunu emanet etti. Çocuğu şöyle kucağıma aldım. Şöyle kaya yaparken çocuğun daha bıngıldağı şey olmamış, oturmamış. Lönk diye bıngıldağını şeye çaktım, kalorifere. Ding çocuğun. Bir daha o da onlara bir ders oldu bana, çocuk mucuk. Sana anlatmamış mıydım bunu? İyi ki anlattım. Keşke anlatsaymış. Evet. Şarkıyı mısın? Ayça şöyle koy. Ha tamam. Uzağı iyi görme çağımdayım. Başladık mı? Başlayalım. Şimdi böyle cüret edeceğiz bu şarkıyı söylerken. Çünkü evet. Evet, biraz böyle hani bağırmalı çağırmalı böyle biraz. Ayça şahane bir şarkı yaptı. Süper. İlk dinlediğimde uçtum. Ondan sonra biz çalalım dedi. Ben dedim bare basamıyorum. Yuh dedi. Vallahi basamıyorum. Kim çalacak dedi. Dedi ki tabii ki Akın Elgesi. Hadi canım yapar mı? Yani sahneye çıkacağız. İnsanlar bizi seyredecek. Hıyar gibi nasıl biz... Yani öyle şey mi olur diye düşündüm. Ve çok da iyi düşündüğümü Akıncığım bize 2 gündür ispatlıyor. Sadece 2 gündür birkaç kere söyledik şarkıyı ve çok sevdik. Bakalım sizde aynı etkiyi uyandırabilecek miyiz Ayçacığımın Canım şarkısıyla ilgili? Sen misin onu içen? Vallahi billahi. Kırık kaldırımlı yolda için kurum tutar. Bir de paslanırsa var ya indiğin o son durak. Birileri seni severse dur bu yerde derse, kalbini görürse bir umut daha var. Umut var. Kalabalıkların içinde bul beni bir biçimde, biraz daha içince durumlar kıyak. Sevişiriz sana gidince, yarını boş verince, bir daha yaz gelince bir umut daha var. Umut var. Aralanır bulutlar uyandığında, zaman zaman haykırsam hayata. Bu neyin endişesi? Kimlerin projesi, teker teker gelsinler, görsünler. Cürete, 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 ha gayret. Cesaret.
ha gayret, cüret et, cüret et. Hazır mısın Akın? Sende mi top? Biraz Akın Eldes'in tadını çıkarın diye düşündük. Olarak gelsin lütfen. Ama öyle sıkı bir şeylere yani öyle. Tırt değil yani. Sağ olun. Akın Eldes, Deniz Arjan. Dijital topuklar. Ay çoşun. Dijital topuklar. Hey thank you. Hey koçum benim be. Tutmayalım sizi. 2000 ya da tutalım bilmiyorum. Biz buradan Beşiktaş'a ineceğiz. Buyurun. her sene nasıl daha iyisini, daha tatmin olarak ayrılacağız diyoruz. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bunun üzerine nasıl çıkacağız ben bilmiyorum. Artık bir senemiz var düşünmek için. Gelen, kalan, gelemeyen herkese sonsuz teşekkürler. Bize yine hayalimizin ötesinde bir şey yaşattınız. Bütün konuşmacılarımız. Çok 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 teşekkür ederiz. Bu saate kadar kaldınız. Çok teşekkürler hepinize. Seneye yine bekliyoruz herkese.